Tonguç Akademi'den herkese merhabalar arkadaşlar. Birinci dönem matematik. Full tekrarla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar bir dönemi geride bıraktık. Tonguç Akademi olarak son noktayı koyma zamanı full tekrarlar zamanı arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi, her zaman olacağı gibi 9. sınıf full tekrar kampı takvimimize bir bakalım. 2 gün önce yani pazartesi günü 23 Ocak ne yaptık? Biyoloji dersimizi yaptık. Bugün de 25 Ocak çarşamba itibariyle matematik kampıyla seninle birlikteyiz ve bu kampta kullanmamız gereken kitabı da hemen söyleyelim arkadaşlar. Nedir? Dinamo kitabımız. Burada arkadaşlar bu kampta ne yapacağız? Lütfen sizden ricam bakın boşa geçirmeyelim tatilimizi. Her zaman ne yapacaksın? Konular bittiğinde bir arkada kalan bir şey var mı diye göz atacaksın. Bu kitap senin dediyse temin et. Lütfen buradan konu tekrarlarını yap. Sorularını çöz. Yapamazsan zaten kare kodda canım hocam seni bekliyor orada çözümler için. Nereye kadar yapacaksın arkadaşım? Ta ki problemler kısmına kadar. Yani problemler nerede? Doğru orantıyı da yaptık hatırlarsan sen de son videoda. Onları da yaptık ve sayı kesir problemlerine kadar geldik. Yani sayfa 145'e kadar hepsini yapamasan bile düzgün planlı çalışsan gerçi olur ama olmasa bile hiç çoktan her testin ilk iki konusunu çözmeni tavsiye ederim. Ve fizik, edebiyat, kimya, coğrafya, tarihle müthiş bir kamp seni bekliyor dedim ve artık konuma geçiyorum. Dediğim gibi arkadaşım bir dönemi bitirdik. Peki nasıl bitirdik? Ne yaptık? Hemen bugün sizden birkaç ricam var. İlk ricamla başlayayım. Peki bu dönem sizin için nasıl bitti? Ne yaptınız bu dönem? Nasıl güzel mi geçti? Matematik adına neler yaptınız? Az mı çalıştınız? Çok mu çalıştınız? Şu dakika hemen videoyu durduruyorsun. Yorumlara yazıyorsun arkadaşım. Biz de bunları okuyup sana geri dönüşler sağlıyoruz. Ve biz bu dönem ne yaptık arkadaşım? Birinci ünite mantık konusunu işledik seninle birlikte. Sonra ikinci ünite kümelerdi. Ve bu iki üniteyi sen daha önce görmemiştin hayatında. Ve lise hayatında, matematik hayatında bunları da görmüş oldun. Ve üçüncü bir konu var ki, üçüncü ünitemiz neydi arkadaşım? Denklem ve eşitsizlikler. Aslında bu denklem ve eşitsizlikler ünitesinin altında bir dünya konu vardı. Ne vardı? Sayılar vardı, üstlü sayılar, köklü sayılar. Birinci derece e, iki bilinmeyenler, bir bilinmeyenler, eşitsizlikler, denklemler bayağı bir konu vardı. Tabii ki de biz de ne yaptık? Problemler kısmına kadar geldik, orada bıraktık. Mantık küme ve denklem ve eşitsizlikler kısmıyla seninle birlikteydik. Hemen bunları bir full tekrar edelim bakalım. Evet arkadaşım ilk konum neydi? Mantıktı. Mantık neydi? Hemen bir hatırlayalım. Mantık doğru veya yanlış kesin hüküm bildiren ifadeleri biz mantık demiyorduk. Ne diyorduk arkadaşım? Önerme diyorduk. Peki mantık neydi? Önermelerin birbirlerine göre durumlarını inceleyen bilim dalı desek o yeridir arkadaşım. Önerme neydi? Doğru ya da yanlış kesin hüküm bildiren ifadelerdi. Bizim için önemli olan neydi? Kesin doğru ya da yanlış oluyor. Türkiye'nin başkenti ordudur. Bak bu bir önermedir. Ordudur. Yanlış ama olsun. Arkadaşım ne diyeceksin? Yanlış olsa da kesin bir hüküm bildiriyor. Ve unutma arkadaşım doğruluk değeri mantıkta önermelerin bir ya da sıfırdır. Yani bir önerme ya bire denktir ya da sıfıra. Yani bir önerme ya kesin doğrudur ya da kesin yanlıştır. Unutmuyorsun aklında olsun. Ve eşitlik kullanmıyoruz. Ne diyoruz? Denklik kullanıyoruz. Bunu da unutmayalım. Önermenin değili neydi? Bir önerme doğruya denkse onun değili yanlıştı. Bir önerme yanlışa denkse onun değili doğruydu. Yani tam tersini alıyorsun. Zaten bir var sıfır var. Hemen tersini patlatıyorsun. Bileşik önermelerde ne vardı? V vardı. Ters V ile gösteriliyordu. Veya vardı. Normal V ile gösteriliyordu. Ya da vardı. Veya ile ya da Türkçe'de de karışıyordu arkadaşım. Ama ne olacaktı? Biz karışıklığı kafamızdan gidermiştik. Sonrasında koşullu önermeler görmüştük. Bunlar bileşik önermelerdi. Koşullu önermelerde ise ise vardı. Tek yönlüydü. Ancak ve ancak bağlayıcı da çift yönlü koşullu önermeydi arkadaşım. Bir de niceleyiciler vardı. Onlar da ters A her demekti. Yani bütün hepsi anlamına gelen ters E'de bazı demekti. En az bir taneden bahsederken bunu kullanıyorduk. Evet geçtim şimdi burada neler yapmıştık. V bağlacı göstergesi ters idi. Ne vardı? V deyince elma ve armut dersem ikisinin aynı anda olmasını istiyordum. Ve bu şekilde olursa doğruydu. Ama gel gör ki gel gör ki bir tane yanlış varsa işin içinde o zaman cevabım ne olacaktı? Koca bir yanlış olacaktı. O zaman V neymiş? Bir yanlış ortalığı bozardı. Ya da iki doğru sadece doğruydu unutma. Veya göstergesi de normal idi. Burada da arkadaşım bir tane doğru yeterdi hatta ya da ile birlikte karşılaştıralım bunu ya da ile veya sanki Türkçe'de aynı anlam ifade ediyor gibi ama aralarında ufak bir fark var ne o ya da da ya o dersin ya da bu ya Ahmet ya Mehmet dersin işte burada arkadaşım o zaman sen ne yapıyorsun ya da da bir sıfır olur sıfır bir de olur ama benim için bir tane olması gerekiyor. O zaman bir bir olmaz. Sıfır sıfır da olmaz arkadaşım. Unutma. Ya o ya da o. Ya o ya da o. İşte böyleydi. Ya da ya da böyleyken veya da ne vardı arkadaşım? Veya da da ne yapacaktık? Bir bir de olabiliyordu. Ben diyorum ki elma veya armut alalım diyorum. Elma alırsam sıkıntı yok. Armut alırsam sıkıntı yok. İkisini alırsan da sıkıntı yok. Veya da ikisinin olması da ne yapardı? Bize ...biri sağlardı. Peki buradaki sıkıntı ne? İkisinin de aynı anda sıfır olduğu durumlar sıfırdı. Bakın bu tek durumlara dikkat edin. Sorularda genelde bu tek durumları sorarlar. Yani bir 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 olması... ...cevabı bir verirlerse V'de... ...ikisinin de bir olduğunu unutmayacaksın. Veya da ikisinin de sıfır verirlerse... ...burada cevabın sıfır olduğunu... ...ya da cevap sıfırsa ikisinin sıfır olduğunu bileceksin. Veya da bir tane bir... ...bir olmasına yeter. Ya da anlattık şimdi geçiyorum. Demorgan neydi... De Morgan bir bileşik önermenin Değilini alıyorsun. Kimin ama V ya da V'nin unutma. Ne yapıyorsun? Hemen Allah ne verdiyse Değilini alıyorsun. P'nin değili. V var V yapıyorsun. Q var Q'nun değili. Tam tersini düşünelim. Burada da V ile yapmış olsak. P'nin değili V'nin yerine veya Q'nun yerine de Q'nun değili yapıyorsun. Bir de dağılma vardı ki kopyala yapıştır. CTRL'i neydi bu? CTRL e C, CTRL e V. Kimi arkadaşım? Q'ya. Kimi arkadaşım R'ye, kimi PV'yi. Bakın PV'yi yaptım, V'yi yaptım. Q'ya yapıştırdım, R'ye yapıştırdım. Peki arkadaşım, e, buradaki veya nereye gitti? İşte veya da bu iki parantezin tam arasında gelmiş oldu. Bakın yine söylüyorum, matematikteki en önemli şey düzgün yazmaktır. Bir de matematiği çok iyi yapmak istiyorsan kuralları tersten bileceksin. Yani adam sana hiçbir zaman bunu vermeyecek. Adam bunu verecek. Sen diyeceksin ki hocam adam yapıştırmış. Neyi? P, V'yi. Kime? Q ile R'yi. Ne zaman? V ile. Bitti. Bu kadar net, bu kadar e, çakal bir şekilde olayı bitirmen lazım. Geldim İSE'ye. İSE'de ne vardı? 100 kuralı vardı. İşte bu. 100 kuralı. 1, 0. Cevap sıfırdı. Bakın yine cevabı tek olan bir şey geldi karşıma. Neymiş o cevabı tek olan bir şey? Cevabın sıfır olduğunda Bire sıfır olunca sıfır oluyor. Bakın dikkat sıfıra 1 olunca olmaz. Ne zaman? Bir sıfır sıfıra denk oluyor. Yani cevabım sıfırsa birincisi bir ikincisi yanlış. Yani sıfır olacaktır. Unutmuyorsun bunu. Hemen arkadaşım devam edeyim. Peki diğer koşullarda ne olacak? Diğer koşullarda da cevabım her zaman 1 olmuş olacak. Ancak ve ancağa geçersek ne olacak arkadaşım? Ancak ve ancakta da ne demiştik? İyiler iyilerle arkadaştır bu dünyada ancak ve ancak kötüler ve kötülerle arkadaştır. Bu dünyanın değişmez bir kuralı arkadaşım. İyiler iyilerle arkadaş mıdır? Evet bu dünyada doğrudur. Kötüler kötülerle arkadaş mıdır? Evet arkadaşım. Kötüler kötülerle de arkadaştır. Bu da doğru. Ama hiçbir zaman iyi ile kötü, kötü ile iyi bir arada olmaz. Unutma aklında olsun. Ve ve, 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 ve işte biz iseyle ile ancak ve ancak değilini alamayız direkt bir şekilde. Ne zaman alırız peki? İse'yi veyalı formata çevireceğiz. Nasıl çevireceğiz? Birincinin değili veya ikinci yapacağız. İkinciyi aynen alıyorsun, birincinin değilini alıyorsun. Unutma bunu. Peki ancak ve ancak nasıl dolaylı yollardan çevirebiliriz değilini? O da şöyle. Ancak ve ancak çift yönlü demiştik ya. Sen bunları tek yönlü yaparsın. Bak P Q'ya gidiyor. Q'da P'ye gidiyor ya. O zaman P Q'ya gidiyor. Q P'ye gidiyor. Yaparsın. Bir de bunun iselerin veya alısını yazarsın. Oradan değilini alırsın dedik ve bu kısmı da biraz uzuncana gözüküyor ama hiç de merak etme kuralları bildiğimi mi pıt 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 yapıyorsun. Ve arkadaşım unutma sadece ise de olan bir şey var o da ne? Karşıt tersi karşıt tersi. Ne peki o? Karşıt demek karşıya at demek. Karşıt karşıya at. Ne yapıyorsun? P'yi Q'ya Q'yu P'ye atıyorsun bu tamam. Ters de demek ters et bir şeyin tersi. E ...güzelin tersi, e çirkin onun gibi. O zaman P, Q... ...P'nin değili ve ise Q'nun değili. P'nin değili, ise Q'nun değili oluyor. Karşıt tersi de... ...hem karşıya atıp... ...hem de değillerini alıyorsun arkadaşım. Dedim ve olayı bitirdim. Ne yapıyormuşun İse de unutmuyorsun. Tek cevap sıfır var. O da 1'e sıfır. Geldim sorulara. Kök 23... ...Kök 27 özür dilerim. Nedir arkadaşım Kök 27? 9 kere 3'tür. O da kök içinden 9 çıkar 3 diye. Ama kök 3 içeride kalır. E, eksi kök 3 ne olacak? 2 kök 3 olacak. Peki 2'yi içeri nasıl atarım? 2'nin karesi şeklinde atarım. Yani 4 diye atarım. 4 kere 3 nedir? Kök içinde 12'dir. Peki kök içinde 12 ise P nedir arkadaşım? P doğrudur. Bu tamam. Devam ediyorum. Tüm asal sayılar tektir. Ya nasıl oluyor arkadaşım? Tüm asal sayılar tek miydi? Hayır bir sayı var ki neydi arkadaşım o? O da 2. 2 neydi? Asal sayıydı ama tek değildi. Ve son olarak da neye bakıyoruz? R'ye. R'de de kök 3 kök 5 ile toplanır mı hiç? Lütfen arkadaşım. Yani hani hatırlarsanız Dangos Tonguç vardı. Ya Tonguç bile bu hatayı yapmaz ya. Neydi arkadaşım? Kök 3 ile kök 5 toplanmaz. Aynı dereceli ve kökün içine aynı olacaktı. Unutma. Hemen P'ye 1 koydum. Başka renkle yazayım. Hemen P'ye 1 koydum. Veya dedim Q'ya 0 koydum değilini aldım. İsesini aldım. Oraya da 0 koydum. Bakın 100'e çok müsait şu an. Ama buraya bakmam lazım. 1 ve 0. V de neydi? İkisi de aynı anda olacaktı. O zaman olmaz. 0'ın değili ise ne oldu? 0. Sıfır. 0'ın değili 1'dir. 1 Bir ise 0. Ne olmuş oldu arkadaşım? Denkdir. Ne ha pardon. Ha pardon. Pardon. Para doğru. Ne yaptık? 0'a eşitledik. Niye? Yüz kuralı bizim de yüzümüze gülmüş oldu. Çünkü yüz kuralı görüyorsun bir ise sıfır hop cevap sıfır. Yüz kuralını sağlaması gerekiyor. Geldim kümeleri arkadaşım. 10 dakika olmadan mantığı bitirdik. Şimdi kümeleri de aynı performansla bitirelim inşallah. İyi tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir arkadaşım. İyi tanımlayacaksın ama nasıl? Diyeceksin ki Türkiye'deki A harfiyle başlayan şehirler. Bak A harfiyle başlayanlar başlarsın 01 Adana oradan devam edersin 02 Adıyaman böyle devam edersin 06 Ankara hatta Ankara'ya gelene kadar Afyon var arada Ağrı var Amasya var Ankara var böyle sayarsın. Bak iyi tanımladım ne yaptım baş harfi A dedim. Mesela başka bir şey tanımlayalım mesela Türkiye'nin en güzel illeri arkadaşım kime göre güzel yani kime göre güzel, güzel kime göre iyi. Evet, orada bir kavram yok. O zaman nedir arkadaşım? İyi tanımlayacaksın. Peki küme nasıl gösteriliyordu? Bir, liste şeklinde ne yapıyorsun? A ile başlayan şehirleri yazarken tık 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 virgül, tık 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 virgül, tık tık tık, tık. bitti. Kapat. Ne yaptım? Liste. Süslü parantez arasında virgüllerle ayırdım. V şeması neydi? Hop A kümesi yazıyordun. Her bir elemanı da önünde nokta koyarak belirtiyordun. Peki ortak özellik neydi? Ortak özellik de şuydu. Bak ne yapıyorum? X öyle ki X 2 nokta üst üste, ne diyebilirim A ile başlayan A ile başlayan şehirler. Uzatmayalım şöyle yazmış olalım başlayan şehirler. Bak gördün mü işte bu da ortak özellik. Yani çok fazla oldukları için ben bunların ne şemasıyla ne de liste yöntemiyle görüntüsü çok uzun büyük olacak. Ben de ortak özellikle gösteririm olayı bitiririm. Ve unutma kümeler sonlu küme sonlu sonu olan Mesela A ile başlayan şehirler, dünyadaki A ile başlayan şehirler belki de 500 tane, 1000 tane, 5500 tane bilmiyorum ama sonu var. Ama mesela reel sayılar dersem eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar bütün her şey olacağı için o küme sonsuz küme olur. Sonu olmayan kümelere bir sonsuz küme, sonu olan kümelere de sonlu küme diyoruz. Çok basit bir kavram. Boş küme. Evet, İstanbul, Türkiye'deki Q ile başlayan şehirler. E Q ne arkadaşım? Türkçede Q yok. O zaman o nedir? Boş kümedir. Unutma. Veya da hangi harfle? Bir dakika dur bakayım. Hangi harfle şehir yoktu ya? G ile vardı Gümüşhane. V ile var mıydı? Van vardı. Unuttum şimdi. Bulamadım. Z ile Zonguldak var. Allah Allah. Hangisiyle yok? Bir tanesiyle yoktu galiba ya. E, boş küme diyeceğiz arkadaşım. Unutma. Bunu da söyleyelim. Boş küme. Mesela nedir? E, sıfırdan küçük pozitif sayılar. Cık. Allah. Öyle bir şey var mı? Yok. Boş küme. Evrensel küme diğer kümeleri bütün hepsini içine alan en büyük kümeye biz evrensel küme diyorduk. Alt kümede bir kümenin altında kalan bütün kümeleri alt küme diyorduk. Mesela 5 elemanlıysan 5 elemanlı, 4 elemanlı, 3 elemanlı o, ele, o kümenin elemanlarından herhangi biriyle veyahut da birkaç ile yazabildiğin kümelere biz alt küme diyorduk. Ve unutma arkadaşım küme problemleri çok önemliydi ve önce kesişimi yazacaktın her zaman aklında olsun. Önce kesişimi yazacaksın her zaman. Devam edelim. Kümelerde işlemler vardı. Burada kesişimi yazacaksın dedik ama kesişim neydi? Kesişim ortak elemanların yazıldığı kümeydi. Ortak deyince hemen kesişim yapıyorsun. Unutma. Birleşim neydi? Birleşim Allah ne verdiyse iki kümede hepsini bir anda yazıyorsun. Dikkat bir kümede bir eleman bir kere yazılır. İki kümede de aynı anda varsa kesişim bir kere yazılacak. Aklında olsun. Kümenin tümleri neydi? Üzerinde bir çentikti. Hatta birazdan göreceğiz. Bakın Q neydi? Rasyonel sayılar. Q'nun üzerinde tümleyeni neydi? İrrasyonel sayılar. Yani kümenin kendisi haricinde diğer geride kalan evrenseldeki her şey ne olacaktı? Bizim tümleyenimiz olacaktı. Bir örnek verelim. Bakın reel sayılar kümesini çizdiğimde bu reel sayılar bunun içinde bir tane Q varsa arkadaşım bunun dışında kalan bakın evrensel kümen benim bu arada reel sayılar oldu buraya göre. Ne oldu? Q'nun dışında kalan bütün her şey Q'nun tümleyeni özel ismiyle irrasyonel sayılar olmuş olacak. İki kümenin farkı nedir? Ben bunu ta sizin yaşlarınızda öğrendim. Dilime pelesenk oldu derler yani dile takıldı artık böyle. İki kümenin farkı demek arkadaşım ne demektir? A'da olacak, B'de olmayacak. A'da olacaksın, B'de olmayacaksın. İşte bu kadar. A da olacak, B olmayacak. Ben bunu böyle inceleyip sık dokuyarak kafamda yer ettim ve onu da sorularda ona göre yapıyorum. Geldim buraya. Bir de sıralı ikili vardı burada. Sıralı ikili ne demekti? Ee, birinci elemanla birinci elemanın, ikinci elemanla ikinci elemanın eşit olması durumuydu. Sıralı ikili iki tane kümeden alınan birinci kümeden birinci elemanın, ikinci kümeden ikinci elemanın alındığı ve bu şekilde yazılan sıralı ikili diyoruz. Ve kartezyen çarpım vardı arkadaşım. Ha, bu arada şunu bir daha gösterelim. Birincisi birinciye eşit. ikincisi ikinciye eşitti. Ve unutma arkadaşım unutma. Geldim buraya. Ne yapacağız şimdi burada da? Kartezyen kümesinde de birinci elemanlar diğer kümenin pardon doğrusu sıralı ikililerden oluşacaktı. Birinci elemanlar A kümesinden ikinci elemanlar nereden gelecek arkadaşım? Nereden gelecek arkadaşım? İkinci kümeden gelecek. Peki sıra önemli mi sıralı ikililerde? Önemli. O zaman A kartezyen B, B kartezyen A'ya eşit midir? Değildir. Ama unutma eleman sayısı olarak düşünürsen A kartezyen A, B, A kartezyen B, B kartezyen A'ya eşittir. Niye? Çünkü eleman sayılarının çarpımıdır. Aklında olsun. Geldim son kısma. O da ne arkadaşım? A birleşim B kesişimci. Burada bir dağılma var. Bakın iki işlem varsa burada kesinlikle ve kesinlikle ...dağılma vardır. Dağılma da neydi arkadaşım? Kopyala, yapıştır. Bak ne var burada? A birleşim. A birleşim varsa hemen yapıştırıyorsun. Unutma yine neredeki gibi mantıktaki gibi. Araya kim gelecek? Araya işte buradaki eleman gelecek. Peki A birleşim B'yi nasıl yazabiliriz biz? A'nın eleman sayısı, B'nin eleman sayısını toplarsan... ...kesişimi iki kere almış olsun. Ama ben de, bana lazım bir kere... O zaman iki, iki tane aldığım için bir tane kesişimi çıkartırım arkadaşım. Ve unutma senin bir kümeyle diğer kümenin yani onun tümleyeninin birleşimi sana her zaman evrenseli bir aklında olsun. Bir de yine demorgan var burada kümelerde. O da ne? A birleşim B'nin değili ya da tümleyeni nedir? A'nın tümleyeni birleşim kesişim oldu. B'de B'nin tümleyeni olmuş oldu. Bakın mantık konusunda çok benziyorlar. Hiçbir sıkıntı yok. Aynı mantalite, aynı bilgileri yaparak aklında kodlayabilirsin. Geldim buraya. Bakın kümelerde kesişim. Kesişim dediğimiz iki kümenin ortak alanı. Kümelerde birleşim. Birleşim nedir? Allah ne verdiyse bütün elemanları alıyoruz demiştik. Burası, burası, burası. Devam ediyorum. Kümenin tümleyeni, bakın A kümesi buysa, A'nın dışındaki her yer bana ne verecek arkadaşım? A'nın tümleyeni verecek. Devam ediyorum. Bak ben buraya A fark B A'da olacak. B de olmayacak deyince B sen bir ayrıl şuradan diyorsun. Öz A diyorum ben buna. Öz A yani sadece A'da olanlar. Buraya da hakiki hani şey otobüs firmalarında var ya. Buraya da öyle değil tabii ki de buraya da öz B diyorum. Neden? Sadece ve sadece has B. Yani saf A ya da B. Bakın sadece A'da var. Sadece B'de var. İşte buralardan bahsediyoruz. Ve küme problemlerinde lütfen önce kesimden başlayın. Ve bu kısımları da yavaş yavaş harflendirerek doldurun. Peki bu X ne demek? Kesişim. A ne demek? Sadece A'yı yapanlar. F ne demek? Sadece F'yi. Mesela futbol burada da ne olsun? At, atıcılık. Bak futbol oynayanlar sadece futbol oynayanlar F. Sadece atıcılık yapanlar A. İkisini birden yapanlar X. Hiçbirini yapmayanlar genelde H harfiyle gösterirse aklımda kalır. Bunu da unutma. Geldim buraya. Ne diyor bana? A'nın A fark B. A'da olacak b de olmayacak. Yani öz A'dan bahsediyor. Burada da öz B'den bahsediyor. Hemen bir küme çizdim. Bir küme daha çizdim. Buraya A dedim. Buraya B dedim. Normal şartlarda ilk önce kesişimi yazacaktım. Ama burada kesişim yok. Devam o zaman. O zaman ben şuraya öz B olduğuna göre... Ben buraya B harfini kondursam onun iki katı 2B öz A mıymış? Evet o zaman şuraya öz A ya da ben A harfini kullanmayayım de ne kullanayım arkadaşım? 2B'yi kullanayım. Ve çok dikkat et şimdi. Buraya ben X dediğim anda bana adam diyor ki 3 tane 2B artı X yani ne var arkadaşım burada? Dikkat. Ne var burada? Dikkat. A kümesi var. Bununla bunun toplamı A kümesini verir. Devam edelim. 4 tane B kümesi. X ile B'nin toplamı da yine bana neyi verir arkadaşım? Bana B kümesini verir. Bunları yazdım. 3'ü dağıttım. 6B 3'ü dağıttım. Artı 3X 4'ü dağıttım. 4X 4'ü dördü dağıttım. 4 tane B Attım B'yi karşıya. 2 tane B kaldı. Attım 3X'i karşıya. Eksi 3X oldu. X oldu. O zaman X dediğim şey neymiş? 2 bymiş Artık benim için X yok dostlar. Ne var? Benim için 2B var. Şimdi birleşim bana 60 verdi mi? Verdi. Birleşimde ne vardı? Bakın 2B var. Kesimdeki 2B var. Bir de ne var? Normal B var. Bunların toplamı 60'mış. Yani 5 tane B'ye 60'sa o zaman B nedir? Bir düzünedir. Bakın bir düzüne. Yani 12 tanedir. İşte bunu da güzel bir şekilde yapmış olduk. Şimdi arkadaşım olayı çok net bir şekilde anladım. B12. Sakın gidip A kümesine, sakın gidip A kümesine sakın 2B deme. 2B 2B A kümesi 4B'dir arkadaşım. O zaman A nedir? A A 4 kere 12'den dolayı 48'dir diye bulmuş olduk A kümesinin eleman sayısını. Bunu da bu şekilde yapmış oldum. Bu arada doğru mu yaptım? Bir tane teyit edeyim hemen. 2B B daha 3B. O zaman SB de 3B'den dolayı, 3 kere 12'den dolayı 36'yı patlattım. Bakın 3 kere 48, 144. 4 kere 36, 144. Cık, cuk diye oturtmuşu soruyu. Çok güzel bir şekilde yapmışız. Geldik işte 3. üniteye. Arkadaşım 3. ünite ve burada da sana hemen bir soru yönelteceğim. Lütfen videoyu tekrar durdur ve şu soruma cevap ver. Yorumlarda bekliyorum. Arkadaşlar siz 9. sınıfta ne yaptınız? Tonguç videolarını izlediniz. Bugüne kadar ki Tonguç videolarında nelerden memnunsunuz, nelerden memnun değilsiniz. Lütfen bunu yorumlara yazabilirsin. Yazdığında da arkadaşım biz de buna yönelik sana daha iyileştirici, daha farklı, daha yenilikçi orijinal fikirlerinizi bekliyoruz. Ve burada ikinci dönem sizler için daha güzel şeyler sunalım. Herkesten ricam bugünkü videonun buraya kadar olan kısmı da dahil. Full tekrarları ilk defa görüyorsun sen. Tonguç Akademi'nin vazgeçilmezleridir ve efsane videolarıdır full tekrarlar. Her dönemin sonunda, her senenin sonunda olur. Full tekrarlarla ilgili ne düşünüyorsun? Artı e, Tonguç Akademi'deki sana yönelik videolar hakkında neler düşünüyorsun? Tonguç Akademi ücretsiz olarak biliyorsun ki YouTube'da bütün videolar sana açık. Hepsini de tekrar tekrar izleyebilirsin. Hatta ve hatta baksana arkadaşım full tekrar kampı yapıyoruz. Full tekrar kampıyla YKS temeli yani 9. sınıf 40 sorunun 30'u nereden çıkıyor? 9. sınıftan TYT'de. O zaman GKS'nin temelinde atıyoruz. Bunu da unutma arkadaşım. Geldik 3. üniteme. 3. ünitede Denklem ve eşitsizlikler. Burada Allah'ım ya Rabbim sayı kümeleri, bölme bölünebilme, EBOB EKOK, periyodik problemler, birinci dereceden denklemler, birinci dereceden eşitsizlikler, mutlak değer, birinci dereceden iki mi yani denklem ve eşitsizlikler. Üstü sayılar, köklü sayılar, oran orantı, Merak etmeyin arkadaşlar. ikinci döneme sadece ne kaldı? Sadece ikinci döneme problemler kaldı. Problemler TYT sınavında 10 soru demek. 10 soru. 10 soruyu buradan soruyorlar. O yüzden lütfen bu full tekrarlara aban. Çünkü buraya kadar iyi bil. Problemleri de ayrı bir sayfa aç ve oradan yürü bence. Geçtik. Hemen sayı kümelerini yapalım. Doğal sayıları biliyorduk. Doğal sayılar doğadaki sayılardı. Yani hiçlikle başlardı sıfırla. 1, 2, 3 diye tam tam giderdi. Unutma arkadaşım. Aklında olsun. Tam sayılar yineydi. Yine tam tam giden sayılardı. Yalnız bir fark var. Eksi sonsuzdan geliyordu. Tık 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 tık. Nereye kadar? Sıfıra kadar. Tık 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 tık. Nereye gidiyordu? Artı sonsuza kadar gidiyordu arkadaşım. Unutma. Eksi sonsuz. Artı sonsuz arasında. Biz eksi olan kısma eksi tam sayılar, negatif tam sayılar. Artı olan kısmı da pozitif tam sayılar diyoruz. Bir tane de bunlardan farklı bir elemanın var ki onun adı da nedir arkadaşım? Onun adı da e, nötr olan sayı sıfır elemanıdır. Bakın ne yapıyorum şu an? Tam sayılar yazıyorum. Tam sayılar eşittir. Negatif tam sayılar bileşim. Sıfır elemanı bileşim. Pozitif tam sayılar diye yazdım. Geçtim. Rasyonel sayılar neydi? A bölü B şeklinde yazılacaklardı. A bölü B şeklinde yazıldıktan sonra A ile B tam sayı olacaktı. Yalnız matematiğin en çakal, en cin, en önemli kısımlarından birisi B sıfır olamazdı. Ne olacaktı arkadaşım? B sıfır olmayacaktı. Hemen bir hatırlatma yapalım o zaman. Sıfır bölü 5 nedir? Sıfır bölü 5 sıfırdır. Bir sayının pay kısmı sıfırsa aşağısı sıfır olmadığı sürece cevap sıfırdır. Peki 5 bölü sıfır nedir? Bakın tanımda var mı böyle bir şey? Yok. O zaman tanımda yoksa bu adam tanımsız. Tanımsızdır dedim geçtim. Peki sıfır bölü sıfır nedir? Sıfır bölü sıfır buna mı benziyor buna mı benziyor? Dünyanın en büyük belirsizliklerinden biri. Kimse bunun ne olduğunu bilemiyor. Belli edemiyor. Biz de o yüzden buna belirsiz diyelim dedik. İrrasyonel sayılar yani rasyonelinin dışında kalanlar. Kimler bunlar? Kök içinden çıkamayan biraderler. Kök iki, kök 7, kök 15. Unutma arkadaşım bunlar kökün dışına çıkamıyor. Bir de virgülden sonrası düzensiz devam edenler. Kimler onlar? 3,14 bilmem bir şey diye giden pi sayısı. Pi sayısının virgülden sonrası düzensizdir. Unutma arkadaşım. Ve burada unutmaman gereken şey tam sayıların doğal sayılar ne yapar? Tam sayıların alt kümesidir. Çünkü niye? Burada tam sayıların içinde doğal sayılar vardır. O zaman alt kümesidir kimin? tam sayıların doğal sayılar. Peki tam sayılardan büyük kim var arkadaşım? Rasyonel sayılar var. Rasyonel sayılar ne yapıyor? Tam sayıları içine alıyor. Mesela 2 bölü 1 nedir? 2'dir. E tam sayı oldu. Sıkıntı yok. Rasyonel sayılar içinde. Geldik son kısma. Peki rasyonel sayıları kimin için içine alıyor? İşte onu da içine alan reel sayılar. Peki reel sayılar kimden oluşuyor? Rasyoneller ve irrasyonellerden oluşuyor. İşte bu kısmı karıştırmıyorsun bu adam bunun içinde, bu adam bunun içinde, bu adam bunun içinde, bu adam da bunun içinde ama bu adamın bunlarla bir ilgisi yok. Bu adam herkes içine alıp en son reelin içine giriyor. Bu da ne yapıyor arkadaşım? Rasyoneller birleşerek reale oluşturuyor. Bu da aklında kalsın. Geldik bölme bölünebilme kısmının bölme kısmına. Bölmede ne vardı unutmuyordun arkadaşım. İlkokul mantığı A bölünen B bölen C bölüm K kalandı. Unutma bu adam zaten bölme işlemine maruz kalan yani bölünen. Bu adam bölme işlemini yapan yani bölen C de tabii ki de bunlardan farklı. Bölüm K da neydi? Kalandı. Ve unutma sen A sayısını yazmak istiyorsan B ile C'yi çarpıyordun, bir de kalanı ekliyordun. Ve unutma kalan hiçbir zaman bölenden büyük olamaz, eşit de olamaz ama kalan ne olabilir? sıfıra eşit olabilir. Peki sıfıra eşit olursa ne olur arkadaşım? O zaman ne diyorum? B, A'yı tam böler. Ya da A, B'ye tam bölünür. İkisi de olur. Bölünme ile bölme. Fark etmiyor. Aynı tersten okunan şeyler. B, A'yı tam böler. Ya da A, B'ye tam bölünür diyeceğiz. Peki tam bölünme ifadesinin karşılığı ne? O zaman A eşittir. B çarpı. Burada tabi bilmeseydik ne olacaktı? X diyecektik. A, B'yi tam böler diyorsa. E tabi ki de burada K'nın sıfır olduğunu görüyorsam B çarpı C olarak da görebilirdim. Bölme kısmını bitirdim. Bölünebilme kısmına geçelim. Arkadaşlar ikiye bölünmede çift sayılar ikiye bölünür. Nokta 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 son basamağın 2 ise ya da son basamağın dört ise çift olduğu anda sen ikiye bölünebilirsin. Devam ediyorum. Rakamlar toplamı 3 üç veya 3'ün katıysa 3'e bölünebilirsin. Rakamlar toplamı 9 veya 9'un katıysa sen 9'a bölünebilirsin. Bakın bunlar birbirine çok benziyor. Son basamak çiftse 2'ye bölünebilirsin. Son 2 basamak 4'ün katıysa 4'e bölünebilirsin. Bakın bununla da bu. Son 3 basamak 8'in katıysa da 8'e bölünebilirsin. Yani 2, 4, 8 de birbirine benziyor mu? Benziyor. Son basamağın 0'sa nokta 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 0'sa ona tam bölünürsün ve son basaman 0 veya 5 ise 5'e tam bölünürsün. Bakın bu ikisi de birbirine gözüyor. Ama bunlara hiç benzemeyen bir tane bir şey var ki A, B pardon A, B, C, D ise bir tane senin sayın. En sağdan artıyla başlıyorsun. Artı eksi artı eksi yapa yapa gidiyorsun. Artılar toplanıyor. E, eksilerin birbirine eksi şekilde olması, eksilerin toplanması demek. Eksileri topluyorsun birbirinden çıkartıyorsun. Artıları topluyorsun, eksileri topluyorsun ve eksileri çıkartıyorsun dedik. Yani şuradaki eksileri topladık ya bile çıkartıyorsun. Ve bunun 11'in katı olup olmadığına bakıyorsun. 11'in katı ise tam bölünür. 11'in katı değilse mesela 4 ise kalan 4'tür. Eksi 5 ise dikkat eksi 5 diye kalan olmaz. Hemen 11'i ekliyorsun 6'dır. Mesela ne çıktı? 21 çıktı. Burada artı eksi dengesine baktın. Tabi burası değil daha büyük sayılarda. 21 diye kalan olmaz. Ondan da 11 çıkartırsın. Cevabın olur. Eksilere 11 ekliyorsun. Büyüklerinden de 11 çıkartıyorsun. Aklın olsun. Peki 12, 36, 55, 72 gibi çok kral gözüken ama e, kuralı olmayan şeyler ne var? O da 12. Bakın 6'ya 2 olmaz. Araların nasıl olacak? 3'e 4. Kimin kuralını biliyorsun? 3 3'e 4'ün. 36 nedir? 6 ile 6 değildir tabii ki de. 9 4'tür. 55 nedir? 11'e 5'tir. 72. Hocam 6 kere 12'dir. Arkadaşım altı nerede? Yok. E hocam 18 kere 4. Hayır tabii ki de ne var arkadaşım burada da? Tabii ki de 9 kere 8 72 hem aralarında asal olacaklar hem de kuralını bildiğim şeyler şeklinde yazacağım dedim. Geldik bir tane soruya. Ne diyor? 12 ile tam bölünüyorsa. Arkadaşım bir sayı 12'ye bölünüyorsa ne yapar? 4'e tam bölünür ve 3'e tam bölünür. Peki ilk kuralım kim? 4. Neden? Çünkü bu arada rakamlar farklı. Dikkat. Ne yapacağız? 8 A 2 Bakın 4'ün ihtimali son basamak olduğu için 3 rakamlar toplamıyor için A B işin içine girer. Ama şu an sadece 4'e bölünmede B işin içine girecek. Hemen koydum. 8A2, 0, 8A2, 4, 8A2, 8 A 20 8 A 24 8 A 28 Bir kere daha baştan rakamlar farklı dediği için bu, bu ihtimal ortadan kalktı. 12'ye tam bölünüyorsa arkadaşım devam ediyorum. Bir de 3'e bölünmem lazımdı. 3'e bölünme için rakamlar toplamı 3'ün katı olacaktı. 8, 2 daha 10, 10 oldu. Buraya 2 koyarsam olur. 3 fazlası 5 koyarsam. 3 fazlası 8 koyarsam olur ki 2 ile 8 yine rakamlar aynı olacak. Sadece 5 gelebilir buraya. Geldim bu tarafa. 8, 2 daha 10'du. 4 daha 14'tü. O zaman buraya 4 koyarsam 18 olur. Ve buraya 7 koyarsam ne olur? Yine de olur katı. Bakın bir de ben unuttum biraz önce yanlış söyledim. 1 koyarsan da olur. 14'ün bir fazlası 15 çünkü. O zaman ne olacak? 1, 4, 7 oldu. Peki bunlar hiç birbirine benziyor mu? 4 ile 4 birbirine benziyor. O zaman burada 1 ile 7 de yine olabilecek sayılarmış. Ne diyorum o zaman? Olabileceğim değerler toplamı 5, 1, 7 formatından dolayı cevabım 13 olmuş oldu. Ve bu güzel soruyu da geride bırakmış oldum. İşte bu kadar. Rakamları farklıya dikkat. 3-4 olduğuna dikkat. Ve tam bölündüğü için de pat 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 hemen soruyu yaptık. Geldik EboBakak kısmına. EboBakak kısmında ne var arkadaşım? Burada unutma iki sayıyı biz ortak bir şekilde çarpanlarına ayırıyoruz. Burada hemen gördüğün 6'yı böl. Mesela ben 6'yı gördüm. Burada 3 kaldı. Burada 4. Hemen 3'e böl. Bu 1 olsun bu 4. Hemen 4'e böl bu 1 olsun. Bakın ikisini de aynı anda bölenler nedir arkadaşım? EBOB en büyük ortak bölendir. İkisini de aynı anda bölenlerin hepsini ne varsa aynı anda aynı anda değil de yani buradaki yazılan bütün her şeyi de bir araya alırsak bu da ne olacak? Bizim ekokumuz olacak. Yani sen burada ortaklar EBOB hepsi de ekok olacak aklın olsun. Bu formatın bir de bu formatı vardı. Burada da EBOB'da ortakların en küçük üstünü alıyorum. Ortakların en küçük üstü. Bakın burada 5'in ikilisi 5'in üstü var. 5'in ikilisi 5'in üstü değil tabii ki de orada. 5 üzeri 2 ile 5 üzeri 3 var. Ve burada başka bir şey yok ortak. O zaman sen bunu alırsın. O zaman burası 100 çıkar. Bakın ekok alırsan ne olacak? Allah ne verdiyse hepsini alıyorsun. Bu sefer de üstleri en büyük olan alıyorsun. Bakın 5, 5 üzeri 2, 5 üzeri 3. Tabii ki de 5 üzeri 3. üzeri 2 başka da yok zaten. 7 üzeri 1 başka da yok zaten. Burayı bitirdik. Bunun çarpımı kolay. Bakın 8 kere 125 bindir. Unutmayın. Yani sona 3 sıfır geleceği kesin. Hemen 9 kere 7 de 63 bin olarak cevabım çıkmış oldu. Ve burada unutmaman gereken özellikler var. O da ne? X, Y aralarında asal sayılarsa bunların ortak bölenleri ...sadece birdir. En büyüğüne bile gerek yok. Ortak bölenin biri olduğu için... ...o zaman büyüklük, küçüklüğe bakmadan biridir. Ve unutma, ekokla ebobu çarparsan... ...ne olacak arkadaşım? X çarpı Y olacak. İki sayının çarpımına eşit. Bu mevzuyu da çok sorarlar. Aklında olsun. Ve ebob hiçbir zaman küçük sayıdan büyüyemez. Ekok da büyük sayıdan... ...küçülemez. Ama eşit... ...olabilirler. Bu da aklında kalsın. Ve ebobu A derse... ...o zaman X'i hemen M çarpı A diyorsun... Y'ye hemen N çarpı A diyorsun. Yeter ki içinde ortak olsun. Bu arada bak şurayı yazmayı unutma. M ve N aralarında asal. Araların la, rın. böyle olmayacak tabii ki de. Araların da asal. Bakın M ile N ne olacak? Aralarında asal. Peki hocam olmazsa ne olur? Olmazsa olmaz. Neden? Çünkü Burada o zaman bunların içinden de bir sayı daha gelir ki o zaman A'yı geçerim ben. Unutma ekok deyince parçadan bütüne. Unutma ebop deyince bütünden parçaya. Bir de belirli periyotlarla, belirli aralıklarla yaptığımız işleri de periyodik problemler diyoruz. Bu da aklında olsun. Mesela nöbetler, mesela işte haftanın günleri ne yapar? Bunlar hep bir periyotla geçer. Ve arkadaşım geldik birinci dereceden biri bilmeyenli denklemlere. Burada ne var arkadaşlar? AB B elemanı ise reel sayıların A çarpı X. Bakın buradaki A biliniyor. X bilinmeyen bir de burada B bilinmeyen. B'ye sabit diyoruz. Burada da X'in önündeki katsayı yani A diye ifade ediyoruz. Bu şekilde X'in üssü bir tane, X'in üssü birse ise ve X bir tane ise başka bilinmeyen yoksa ama hocam A ile B var. AB biliniyor arkadaşım. Şu an göstermelik olarak biz AB yazdık. Onlar biliniyor. O yüzden birinci dereceden bakın bir bilinmeyenli evet nedir? Denklemdir. Ve x dediğim şey denklemin köküdür. Unutma köklerden oluşan kümeye çözüm kümesi denir. Unutma. Ve denklemin kökü denklemi sağlar. Denklemi sağlayanlar da denklemin köküdür. Unutma. Ha. Denklemin kökü denklemi sağlar. Yerine koyarsın. Denklemi sağlayanlar da denklemin köküdür. Aklında olsun. Ve burada A da B de sıfır eşitse A B sıfır eşitse herkes gider. O zaman çözüm kümesi reel sayılar olur. A sıfıra eşit değilse B de sıfıra eşit değilse senin çözüm kümen bir elemanlıdır. Eksi B'yi karşıya atarsın. A'yı da böyle olarak atarsın ve olayı bitirirsin. Son kısımda da A sıfır olduğunda burası gider. Ama B sıfır değilse 5 eşittir sıfır olacağı gibi o zaman böyle bir şey matematik olarak saçmalıktır. Buna da olmaz dedik. Bakın bu kısmı konu videolarında çok anlattık. Şu an konu videolarında da geçebilirsiniz. Aklınızda olsun arkadaşlar. Geldik Birinci dereceden eşitsizlikleri. Bu arada tekrardan bir şey daha söyleyeyim. Arkadaşlar yazılılar nasıl geçti? Dönem nasıl geçti? Yazılı notlarını da hemen yorumlara bırakmayı unutma. Ve yazılılarda bakalım nasıl bir performans sergiliyoruz. Onları da bir görmüş olalım. Geldik birinci dereceden bir bilinen eşitsizlikleri. Unutma arkadaşım. X küçüktür Y ise her iki tarafı aynı sayıyla toplayıp çıkarman işaretin yönünü değiştirmez. X küçüktür Y ise pozitif bir sayıyla çarpıp bölmen yine işaretin yönünü değiştirmez. Ama ne zaman sıfırdan küçük bir sayıyla çarpıp bölersen x küçüktür y iken x çarpı a büyüktür y çarpı a olacak. Eşitsizlikler taraf tarafa toplanabilir. Yalnız bir kural, bir kural var. O da nedir? Yönler aynı olacak. Bakın küçüktür küçük eşittir. Olur yönler aynı. Küçük muhabbeti var ikisinde de. Ama dikkat biri var biri yoksa daha doğrusu bu var bu yok olduğu için sen burada yoku alacaksın. İkisi de aynı anda varken varı alacaksın. Aklında olsun. Ve burası yıldızlı işaret yön değiştiriyordu. İkinci yıldızım da burası. O da x küçüktür y ise her iki tarafı ters döndürürsek aynı işaretli olmasına dikkat et yalnız. Her iki tarafı ters döndürürsem o zaman işaretle ters dönecek. Son olarak ben abimden küçüğüm. Abim de ablamdan küçük dersem o zaman ne olur? Zaten ablam benden büyük olur. Bu da x küçüktür y, y küçüktür z ise x küçüktür z olur aklında olsun. Mutlak değer bir x sayısının başlangıç noktasına uzaklığına biz mutlak değer x diyoruz. Buradan Ankara kaç kilometre? 600. Ankara'dan burası eksi 600 değil. Yine uzaklık belirttiğim için o da 600 kilometre aklında olsun. Ve mutlak değer unutma uzunluk belirttiği için arkadaşım sıfıra eşit olabilir ama sıfırdan genellikle büyüktür. Sıfıra eşitlik var ve sıfırdan da büyüktür diyeceksin. Burada mutlak değer x'in sıfırdan büyük eşit olduğunda unutma arkadaşım mutlak değer sıfırdan büyük ya da mutlak değer sıfıra eşittir. Bunlar aynı anda olduğu için ve diyeceğiz arkadaşım. Bunları da unutma. Geldim buraya. Bakın e, mutlak değerin içinde çarpma varsa bunlar ayrı ayrı çarpmalar olarak yazılabilir. Mutlak değerin içinde bölme varsa bunlar ayrı ayrı mutlak değer bölmesi şeklinde yazabilirim. Ve denklemlerde çok önemli bir kısım. Mutlak değer x ile mutlak değer eksi x aynıdır. Tabii ki de mutlak değer 5 neye eşittir? Mutlak değer eksi 5 eşittir. Unutma arkadaşım. Burada söylemiştim bunu sana. Mutlak değer x eksiye nedir? Tam tersi y eksi x eşittir. Bu bunun eksilisiydi. Hatta ve hatta sana şunu söylemiştim. X eksi y'nin önüne eksi koymak demek eksi x artı y yapmak demek ama sen bunu bu şekilde yazma. Artı y eksi x yap. O zaman ne olur? Çok da güzel olur. Çok da iyi olur. Bu da aklında kalsın. Yani bu bunun eksilisi. Birbirlerinin eksilisi. Mesela bu 3 üç, eksi 3 ise bu artı 3. O zaman ne yapıyorsun? Bunların mutlak değerdeki cevapları birbirine eşittir x'im sıfırdan büyükse o zaman x dışarıya aynen çıkardı. x'im mutlak derdi. E, x'im sıfıra eşitse cevabım sıfır olarak karşıma girdi. Sıfırdan küçüksem içerideki sayı önüne eksi alarak çıkardı. Bu da aklında olsun. Mutlak değerde sıfırdan büyükse mutlak değer x a'ya eşitse o zaman ne diyoruz arkadaşım? x dediğim şey X dediğim bakın burada sıfırdan büyük olmak zorunda zaten. Olmazsa birazdan göreceksin. Boş küme olur. O zaman X ya A'dır veya X nedir? Eksi A'dır diyeceksin. Peki sıfır eşitse ne diyeceksin? X eşittir. Direkt sıfır diyeceksin. Sıfırdan küçükse A o zaman diyeceksin ki X elemandır boş kümenin. Yani boş kümenin elemandır. Tabii ki de böyle bir şey olmaz. O zaman ne yapıyorsun? X boş kümedir. Yani burada X'in bir cevabı yoktur. Çözüm kümesine eşittir boş küme yazıyoruz. Mutlak değer A, B eşitse o zaman ya gerçekten A, B ye eşittir veya ne olacak arkadaşım? A eşittir eksi B'ye ya da B eşittir eksi A'ya şeklinde olur. Bakın mutlak değer X, mutlak değer X, mutlak değer X. Bunlar elma muhabbeti olacak. A ile B toplanacak. C de çıkarılacak. Elma muhabbeti ya. Burada elmamız kim? Mutlak değer X olduğu için ortak parantezde yazmış olacağız. Eşitsizliklerde küçüktürü gördüğün anda ne yapıyordun? küçük türle eksi ile kendisi arasını koyuyordun. Unutma büyük türlerde ne yapıyorduk? Ya gerçekten büyüktür diyorduk ya da eksilisinden küçüktür diyorduk. Bakın eksilisinden küçüktür. pardon. Eksilisinden küçük diyorduk. X dediğin şey eksi A'dan küçük diyordum. Aralık varsa bu aralıkta da diyordum ki ya gerçekten bu aralıktadır diyordum. Ya da eksilisi aralığındadır diyordum. Ya da eksilisi aralığındadır. Yalnız unutmayın B büyükse eksilisi küçük olur. O da aklınızda olsun. Mutlak değer x sıfırdan küçük ise arkadaşım böyle bir şeyde ne yapıyoruz? Çözüm kümesi kesinlikle boş küme diyoruz. Çünkü hiçbir zaman mutlak değer sıfırdan küçük olamazdı. Sıfırdan küçük olur mu? Küçük eşit olur muydu? Olurdu. O da tek bir şartla olurdu çözüm kümesi yani x'in sıfır olduğu durumlarda olacaktı. Geldik mutlak derdi. Hemen bir sorun var. Onu yapayım. Neydir arkadaşım bu? O da şudur. Eksi 7 ile 2x eksi 1. Nedir arkadaşım? Artı 7 arasındadır. Küçüktür dediği için her tarafa bir ekledim. Eksi 6 küçük eşittir. 2x her tarafa bir eklediğim için 8. Her tarafı ikiye böldüm. Pozitif olduğu için işaret yön değiştirmez. Burayı da yapmış oldum. Kaç farklı tam sayı değer alır? Eksi 3'ten Eksi 2, eksi 1'e 0 var, 1 var, 2 var, 3 var, 4 var. 3 tane burada, 4 tane burada, 7. Bir de şu bıdık var. Toplam 8 tane tam sayı değeri varmış dedim. Ve bu soruyu da geride bıraktım. Geldik birinci derecelerin eşitsizlikleri arkadaşlar. Burada ne vardı eşitsizliklerde? Denklemlere bakalım ilk önce. Yok etme metoduyla biz denklemi bulabiliyorduk. Yerine koyma metoduyla bulabiliyorduk. Bir de grafik çizmeyle bulabiliyorduk. Burada dikkat edin. X ve Y bilinmeyen A1, B1, C1 de bilinenler arkadaşlar. Bu da aklımızda olsun. İki kümeyi biz ne yapıyoruz? Bu şekilde buluyorduk. Ve unutmayın. X'lerin önündeki A'lar, Y'lerin önündeki B'lerin oranı C'lere eşitse bu doğrular aynı doğrulardır. Yani çakışık doğrulardır. Sonsuz tane çözüm kümesi gelir. A'lar B'ler birbirine oranlıyken C oranlı değilse o zaman nedir? Bunlar aynı doğrular gibi gözükürken şimdi paralel doğru olacaklar. Paralellerse kesim kümeleri hiç yok. Boş küme A ile B'nin X'lerin önüyle Y'lerin önünde alakası yoksa o zaman bunların biri Anya'ya biri Konya'ya bakıyordur. Bunlar bir noktada kesir. O noktada nedir arkadaşım? Gördüğün gibi dikkat. Şurası süslü parantez olacak. Burası süslü parantez olacak. Bakın çözüm kümesi nedir arkadaşım? y sıralı ikisidir. Hatta şöyle yazayım bak buraya. Çözüm kümesi eşittir. Bak burada ne var? Süslü parantez içinde X virgül Y var. Bu da önemliydi. Bunu da söylemiş olduk. Ve unutma eşitsizlikler sistemi eşitsizlikler sisteminin daha doğrusu eşitsizlik sisteminin çözüm yöntemlerine bakarsak eşitsizlikleri denklem gibi yapıyorum. Eşitlik varsa düz çizgi yoksa kesikli çizgi yapıyorum. Basit bir nokta veriyorum. Bölgeyi buluyorum. Yani sıfıra sıfır daha çok verilir. Ve ortak noktalarda çözüm kümesi olacak. Bakın ne demiştik? Sıralı ikillerde cevaplarım ne yapacak? Bunu sağlardı. Hemen sağlatalım o zaman. 2x eksi 1'i çarparsam eksi 1 eksi daha artı pardon 2x diyorum. X'in yerine zaten ne yaptık? 2 koyduk. 2 koyduğum için burası 2m. Burası da eksi 1 koyduğum için artı n eşittir 10 yaptım. Buraya geldim. X'in yerine 2 koydum. 2 n. Eksi 1 koydum. Eksi m eşittir 5 oldu. Bakın aşağıya bir 2 ile çarpalım hemen. Şurayı bir 2 ile çarparsak ne olur? Yukarısı 2 m artı n eşittir 10'du. Aşağıya 2 ile çarparsam 4 n eksi 2 m eşittir 10 oldu. Taraf tarafa topladığın anda bakın yok etme metodunu kullandım. Burası ne oldu taraf tarafı toplarsan? 5 neye eşittir? 20'den dolayı neye eşittir? 4 oldu. İstersen bunu buraya koy bakalım. 2 kere 4, 8. Ne çıkarsa 5 kalır. O zaman M neymiş? 3'müş. Peki bu durum bu yukarıya oluyor mu? 4 koyduk neyin yerine? Bunu da M'nin yerine koyduk. E, 2 kere 3, 6. 4 de topladım 10. He, o zaman doğru. Bunu da bulmuş olduk. M çarpı neyi soruyordu? M çarpı n eşittir? 3 kere 4'ten dolayı ne yaptık? 12'yi bulmuş olduk arkadaşım. Bunu da geçtik. Geldik son iki konuma. Daha doğrusu üç konuma oran da var. Hemen bitirelim. Üçlü sayılarda ne vardı? Yan yana aynı sayıların ne tane çarpılırsa A üzeri ne oluyordu? A üzeri sıfır. A sıfır olmadığı sürece birdi. Sıfır üzeri A. A sıfır olmadığı sürece sıfırdı. Sıfır üzeri sıfır tanımda yoktu. Tanımsız. Unutma bunu. Aklında olsun dedik. Ve bir üzeri her şeyde birdi bunu da söylemiş olalım. Çarpmada tabanlar aynıysa üstler toplanacaktı. Tabanlar farklı üstler aynıysa ortak üsse alınacaktı. Ya da tam tersini yapacaktın. Bunu unutma. Üstün üstü neydi? Üstün üstü çarpmaydı. Üstler yer değişebiliyordu. Bunu da unutmuyorsun arkadaşım. Üstün üstü çarpma ve üstler yer değiştirebiliyordu. Negatif üstse bana sadece ters döndürürdü. A bölü B eksi neyse. B bölü A üzeri ne olacaktı? Bölme ile çarpma birbirine çok benziyor. Tabanlar aynıysa üstler çıkartılacaktı. Tabanlar aynı değil. Farklıysa üstler aynıysa bu sefer de ortak üsse alacaktık. Ve ne vardı burada? A üzeri x, A üzeri y'ye tabanlar aynıysa üstler de aynı olmak zorundaydı. Burada da A ile B'yi A ile B'yi karşılaştırırsa A'lar alt alta geldiği sürece N bölü x, B'ler alt alta geldiği sürece M bölü y'ye eşitlik vardı. Elma muhabbeti burada da var mutlak derdeki gibi. Birazdan köklü sayılarda da olacak. A artı B eksi C. Elma kim? X üzerine ortak parantezini alabilirim. Unutma üssüm çiftse tabanlar ya aynıdır ya da eksilisidir. Üssüm tekse tek bir şartım var. O da tabanların aynı olması. Ve unutma arkadaşım. Senin cevabın birse o zaman X direkt bir olabilir. Başka hiçbir ihtimal düşünmene gerek yok. N sıfır olabilir. Cevap böyle de birdir. Ama bir, bir, kontrol, bir çek etmen lazım. Neyi? X sıfıra eşit mi diye. Değilse bir sıkıntı yok. X eksi bir olabilir ama bu sefer yine çek etmen lazım. Üssümün çift olmak zorunda olduğunu söyleyelim. Devam edelim bakalım. Neye geldi? Köklü sayılara. Köklü sayılarda ne vardı arkadaşım? Bana burada derecem çiftse içerisi pozitif olacaktı ya da sıfır. Derecem tekse Allah ne verdiyse hepsi olabilirdi. Ve köklü sayılar üssü sayılar gibi yazılabilirdi. Bakın şöyle gösterelim. X var. Kökün derecesi. Bakın burası toprak desem. Kökün derecesi alta. üs üste gelecekti. Aklın olsun. Kök kök böyle peş peşe geldiyse. Kökün derecesi hani üstün üstü çarpmaydı ya. Burada da kökler birbirine çakışık üst üste gelirse. Yine çarpma pozisyonuna geliyor. X artı Y eşleniktir. Neyin eşleniği arkadaşım? X eksi Y'nin eşlenidir. Unutma. X artı Y'nin eşleni X eksi Y'dir. Birazdan bunu söyleyeceğiz. Elimiz burada kalsın kökün derecesiyle içerinin üssü aynıysa bunlar birbirini götürür. Çiftse mutlak değer olur. Tekse sadece x olur. Burası müthiş önemli işte. Bakın üssün üs, şey, içeridekinin üssüyle derece aynıysa dışarı çıkabilir. Ama dikkat çiftse mutlak değer olarak tekse direkt çıkar. Genişletme yapabiliyorduk. Bakın ne yapacaktık? Burası x üzeri 4 ise ben bunu 6. dereceden kök 2x üzeri 8 yapabilirim. İçeriği dışarıyı aynı sayıyla çarpıp bölebilirim. Bunu ne zaman yapıyoruz daha çok? Tabanlar hani burada burada göreceğiz ya şimdi. Şurada yapıyoruz. Dereceler aynı olduğunda iç içe geçmesi için. Dereceler aynı olduğunda iç içe geçmesi için. Yine elma muhabbeti kök x üzerine kök x pardon. E, dereceden kök x üzerine M'nin dereceden kök x üzerine m'nin dereceden kök x üzerine ne varsa bunu elma diye kabul ediyorum. A artı B eksi C'yi yapıyorum. Ve son olarak da önümde benim 2 varsa bu kökün içindeki çarpma buradaki dışarıdaki A da ne olacak? Toplama. Olursa ne oluyor? Kök M artı kök N olmuş oluyor. Bakın burası ne? Burası 2. Burası ne? Burası 2. O zaman burası çarpma, burası toplama. 36 kere 2 mi? Evet. Bak ne yapıyorsun biliyorsun? Kök içinde 36 artı Kök içinde 2 e, dedik değil mi? Kök içinde 2. Nasıl bu? Karesi. Ne zaman? Kökün içinde. Bu da x kareymiş bu arada. x karenin cevabı buymuş. Bak görüyor musun? Kök 36'nın karesi 36. Kök 2'nin karesi 2. Birinci ile ikinci çarpımı kök 72 olmuş oldu. 2 tane kök 72 olmuş oldu. Artı. Burası 2 olduğuna göre hangi iki sayının çarpımı 18 toplamı? 11. Tabii ki de kök 9. Eksi kök 2. Yine burayı da kare yaptım. Kökü aldım. Bakın bununla bu gitti. Mutlak değer gelecek ama hiç gerek yok. Neden? Çünkü zaten pozitif bunlar. O zaman 6 artı kök 2 artı. Burada da ne olacak arkadaşım? Yine bununla bu gidecek. Mutlak değer gelecek. Ama ben zaten kök 9 eksi kök 2 yazdığım için 3 eksi kök 2'den de burası da pozitif çıkacağı için bunlar birbirini götürdü x kare eşittir 6 artı 3'ten dolayı 9 sa bakın her tarafı köke alırsan bununla bu birbirini götürür mutlak değer x kalır bilmediğim için bu da 3 olacak. Peki mutlak değer x 3 se o zaman ne diyeceğim ben de diyeceğim ki x ya 3'tür arkadaşım ya da x nedir eksi 3'tür dedim ve olayı bitirdim. x'in alabileceği değerler çarpımı neymiş x1 çarpı x2 eşittir 3 çarpı eksi 3'ten dolayı cevabım eksi 9 olmuş oldu arkadaşım. Geldik son kısma. Oran orantıyı da son bir soruyla patlatıyorum bitiriyorum. Ve olay bitmiş oluyor. Oran neydi oran? İki tane aynı birimden çokluğun birbirine bölümüydü. Orantı neydi? Oranların birbirine eşitliğiydi. Ve orantı sabiti diye bir şeyimiz vardı unutmuyoruz. Burada içler dışlar çarpımı yapabiliyorduk. Ve unutma arkadaşım. A bölü B, C bölü D'yi sen genişletip ne yapıyorsun? Genişletip Veyahut daraltıp toplama çıkarma yapabiliyorsun. Üstleri ve altları aynı anda toplayıp çıkartabiliyorsun. Bunun en büyük özelliğine ne yapacaksın? Orantı sabit değişmiyor. Bakın istersen ben burayı ikisini de artı yapabilirdim. Eksi de yapabilirdim. Hiç fark etmez. Yine K'ya eşit olacaklar. Sen bir oranın üstünü alırsan... ...oradaki orantı sabiti de yine ne olacak? Üstü şeklinde değişmiş olacak. Doğru orantı iki sayı aynı anda artıyorsa... ...ya da iki sayı aynı anda azalıyorsa... Biz buna doğru rantlıyoruz Göstergesi bölülü şeklindeydi. Ve unutma arkadaşım burada hemen A eşittir BK, C eşittir DK şeklinde yazabiliriz. Bunun grafiği de nasıldı arkadaşım? Bunun grafiği de iki çokluk. Bakın buraya Y yazalım. Buraya da X yazalım. Bunlar birbirlerini böyle düz şekilde gidiyorlardı. Ve biri artarken diğeri azalıyor. Biri azalırken diğeri artıyorsa biz buna da ne diyorduk arkadaşım? İki şeyin birbirine ters orantılısı diyorduk. Ters orantı demek çarpma demekti. Unutma burayı biz her zaman ekoklu yapıyorduk. Bölmelerle sakın uğraşmıyorduk. Bunun göstergesi neydi? Şöyle aşağıya inen bir grafikti arkadaşım. Çünkü niye? Gördüğün gibi x'ler artarken y'ler azalacaktı. Ve oran orantıda birinci iş bölü ikinci iş eşittir. Birinci her şey bölü ikinci her şey olacağını da unutmuyorsun arkadaşım. Geldim son kısma. 52 adet Bilye. Ali Bilge Can arasında 2-3 ile doğru 5 ile ters orantılı. Bakın Ali'ye düşen Bilye 2 ile ters orantılı doğru orantılı bölme yani. E, Bilge ile doğru orantılı yine bölme. Can'la da ters orantılıysa 5 kere can yapıyoruz. Dikkat şimdi çok dikkat. Ben buraya K yazmayacağım. Her zaman burada ekok yapacağım için ben buraya 5K yazacağım ki neden? C eşittir K'ya olsun. Bakın şimdi buraya dikkat. B bölü 3 eşittir. 5K ise arkadaşım. B buradan nedir? 15K'dır. Bakın hemen buraya o zaman 15K yazacağım. Hemen B eşittir 15K yapacağım. Zaten olayı çözdük. Buradan da A'ya ne diyoruz? A eşittir 2 kere 5K'dan da 10K yazacağım. Bana ne diyordu arkadaşım? Bunların bilgileri toplamda 52 adetmiş. O zaman A artı B artı C eşittir 52 ise 10 artı 15 artı K'da 26. K eşittir 52 ise o zaman K buradan da ne olmuş oldu? 2 olmuş oldu. Şimdi böyle bilginin bilgeninkini soruyor. B'yi soruyor. Zaten ben B'yi bulmuştum. Onu da şuraya yazalım. B dediğim şey neydi arkadaşım? Hop. 15 K'ydı. 2 ile çarparsam B eşittir. 15 kere 2'den dolayı 30 demiş oldum ve bilginin Gördüğün gibi bilgeye B dediğim için X'ye Z'yi kullanmadığım için her zaman B'nin baş harfini kullanırsan daha rahat edersin dedim. Ve oral orantıyla bitirdim. Arkadaşım dediğim gibi lütfen senden ricam bakın bütün kampları takip edin. Tatilde yatmayın. Bunları unutmayın arkadaşım. Ve unutma ödevleri de günlük bir müddet çöz yani. Bir saat matematik çalış. Matematik çok önemli. Niye? YKS'nin temeli burada arkadaşım. Unutma aklında olsun. Diğer videolarımızda gün ve zamanlarını kaçırma diyorum. Ve lütfen yorumları boş bırakma. Aldığın yazılı notlarını yaz. Ve unutma arkadaşım. Bir dönem senin için nasıl geçti onu yaz. Tonguç'tan, Tonguç Akademi'den beklentin neler onları yaz. Bizdeki eksiklikler artılar bunların hepsini yaz yorumlara unutma. Ve işte ödülü soru gerçek cevap bunları yaz. Birinci dönem nasıl geçti? İkinci dönem beklentin nedir? Yorumlara yazıyorsun. Bizim ekibimiz de değerlendiriyor. Ve ikinci dönem bomba gibi videolarla devam ediyoruz. Arkadaşlar bir dönem bitti. İnşallah ikinci dönemde görüşürüz. <laughs>